Sevgili Adil ile beraber hemen başlayalım. Hemen başlayalım. Hazır mısın? Çok dün yazmışsın Instagram'ında bomba soruları bekliyoruz diye. Seyircilerimiz bizi bombardmana tuttular. Çok harika bir şey. Harika bir şey. Ben zor soruları severim. O zaman hemen zor sorularla dur geliyorum. Kalemimi alayım. Başlıyoruz. Evet. Karısı estetik ameliyatı olmuş. Bak getir soruyu da ekrana. Getir soruyu ekrana. Karısı estetik ameliyatı olmuş. Ama ben istemiyorum diyor. Bu karımın amacı ne? Ben ne yapacağım? Bu estetik ameliyatı ben istemediğim halde oldu. Kadını boşamak istiyorum diyor. Bir estetik ameliyatı oldu diye kadın boşanır mı ya? Asla ve asla. Kadınlar bakımlı, güzel olmayı severler. Erkeklerin bunu anlaması lazım. Bazı erkekler diyor ki karım neden dışarı çıkarken bu kadar makyaj yapıyor? Ben onu zaten beğeniyorum. Hı. Ama kadının zaten genetiğinde güzel olma ihtiyacı vardır. Bakımlıdır kadınlar. Zarif olmayı severler. Bunu bir kıskançlığa dönüştürmeyin. Boşanma sebebi asla değil. Niye acaba mesela bu kadın çok güzel oldu diye erkek onu çekemediği için mi ameliyat olmasını istemiyor? Ya onun detayında neler var bilemiyorum. Ancak kadının estetik ameliyat olmasının altında başka sebepler aramaya gerek yok. Boşanma sebebi değil. Ah bak şimdi. Siz bu olayı yaşadınız mı bilmiyorum. Benim hayatımda bir defa başıma geldi. Kocanız doğum gününüzü unutuyor. Of. Ne hissedersiniz? Of. Şimdi ekran başında şunu diyenler var. Bizim of. Adam ne zaman hatırladı ki? Değil mi? Yani yok yok öyle söylemeyin. Mı? Öyle söylemeyin. Bizim Türk erkeğimiz centilmendir. Onlar. Unutmuş gibi yapsalar da hatırlarlar. Peki gerçekten kocanız çok özel günlerinizi hatırlamıyorsa evet. Yani doğum gününüzü mesela evet. Evlilik yıldönümümüzü hatırlamıyorsa beni sevmiyor anlamına gelir mi? Çok düşüncesiz bir çeşit meşe olduğu yani şimdi yanlış anlaşılmasın ama meşe tarzı olduğu anlamına gelebilir. Çünkü ne tarzı? Meşe yani meşe hani meşe doğadan. Meşe olduğunu. Ya ben doğadan bir örnek ver. Şimdi en böyle ki ya neden onu ben ona ifade etmedim ki Nur niye günahımı alıyorsun meşe şu anda? Yani. Niye günah? Erkekler olur diyorsun hayatta. Bak ben burada beni bugün Türk erkeğine laf söyletmem. Benim... Yok. Ben öyle bir şey ima etmedim. Meşe, meşe çok güzel kokan bir bitkidir, müthiş bir ağaçtır. Ama doğum günü hatırlayın abicim ya. Bak biz bize konuşuyoruz. Yani evlenme yıl dönümü, doğum günü. Ya bunları hatırlayalım bir zahmet. Çok düşüncesiz bir davranış çünkü. Peki sevgilisi Konya'da, bense Samsun'da yaşıyorum diyor. Hı, ona diyorum ki, ilişkisi. Ha demiş ki ben oraya gelmem sen buraya geleceksin demiş. Nasıl ya? Yani sevgilisi Konya'da. Hı. O Samsun'da erkek yaşıyor. Diyor ki buraya gel diyor kıza. Evet erkek diyor ki olmaz. Samsun'a gel diyor. Olmaz. Puanı düşürdüm. O da diyor ki o zaman tamam ortak noktada ne sen ben sana geleyim ne sen bana gel Ankara'da buluşalım diyor. Şimdi, ay niye bu kadar güldün anlamadım. Çünkü aslında çok ticari bir yaklaşım. Yani tam orta noktada buluşalım demişler. Niye çok fedakar canım? Mı? Çok neticede fedakar mı? Kadın diyor ki madem sen erkek bana gelmiyorsun ben de sana gelmeyeceğim orta noktada buluşalım diyor. Adamın bak adamın şunu yapması gerekiyor. Orada adamın inisiyatif alıp gitmesi gerekiyor. Ama şunu anlarım mesela sürekli erkek gidiyorsa hayatım bir defa da sen gel diyebilir. Hmm. İçeriğini bilmek lazım ama kıza ayağıma gel demesi çok yanlış bir davranış yani olmaz. İncelikten yoksun. İncelik çok önemli kadınlara ince davranalım lütfen. Meşe olmayın diyor. Şimdi ilişki ve evlilik danışmanı. Şimdi ona her şeyi sorabilirsiniz. Özellikle genç kızlar. İlişkinizle ilgili ne öğrenmek istiyorsanız. Evli olanlar. Bak kocanızla ilk günkü aşkınız bitmiş olabilir. Çünkü evlilik aşkı biraz öldürüyor galiba değil mi? Maalesef. Evet. Maalesef. Maalesef. Karşınızda iki evlilik geçirmek tecrübeli bir ablanız var yani. Ben de size anlatacaklarım var. Şimdi... O ne öyle? Bilmiyorum öyle bir konuştun ki bir anda bir şey anlatacaksın zannettim. Bir şey söyleyeceğim. Ne demişler? Damdan düşene bana tabip değil de damdan düşen birini getir. Ben damdan düşmüş ben biriyim. Ben şimdi seni sıkıştıracağım. Neden herkesi çok iyi anlıyorum? Bak geçen de benim özel hayatımı çok deştin. Geçen bölümde. Onun için girmek istemiyorum. Karşı atak yapmayacağım. Onun için hiç girmiyorum oraya. Vallahi bir şey söyleyeyim. İstediğin hata yapabilirsin. Biz de Modri Meydan. Biz de seyirci de atak yapabilir. Program konuğu da yapabilir. Tamam, işte. Sunucu zaten hep atakta. Benim aradığım aksiyon bu işte. Bir erkeğin. Şimdi bak dur çok önemli bir soru söyle, soracağım. Söyle. Buyurun bak, efendim. Bütün kızları çok yakından ilgilendiriyor. Kızlar. Evet. Çok dikkatli olun. Buyurun. 10 numaralı soru geliyor. Mehtap bu soru için de sana çok teşekkür ediyorum. Bir erkeğin bana aşık olup olmadığını nasıl anlarım? Aa, bu önemli bir soru değil mi? Hani şimdi niye sen bu kadar şaşırıyorsun? Hayır ben bugün? Çok böyle bilmediğim yerden bir şey gelecek zannediyorum. Bildiğim bir konu, hakim olduğum bir konu. Çok ciddi zaman ayırır Nur. Mesela? Çok ciddi zaman ayırır. Yani böyle bütün gün meşgul olan bir CEO düşünelim yani. Hani var ya böyle havalı bir şey var ya böyle CEO falan. Bu adam bile bir şekilde helikopterine atlar gelir. Canım bizimki CEO değil bizimki. Anlatabiliyor muyum? Yok yani
her türlü durumda o fırsatı yaratır ve gelir. Her türlü durumda. Yani asla fırsat kaçırmaz. Yani işi ne kadar yoğun olursa olsun gelir, seni hep arar ve görme sorar. Görme ihtiyacı hisseder. Çünkü erkekler, ya kadınlar da çoğunlukla, artık fazla aşkı bulamıyoruz. Yani aşkın o adrenalini fazla yok. Onu bulduğu anda o kadınla sürekli görüşmek ister, bu bir. İkincisi, etrafıyla tanıştırır. Onların fikrini almak ister. Der ki bu kıza karşı çok yoğun duygularım var abi, ne diyorsunuz falan. Kuzenleriyle, işte arkadaşlarıyla, ailesiyle tanıştırır kesinlikle. Üçüncüsü, kızın ihtiyacı olduğunda oradadır. Kız der ki mesela musluk çalışmıyor. Muslukçu kıvamında adam gider. İşte evde su bitti, gelir hemen suyu getirir bilmem ne. İşte efendim başka bir şey, yangın çıktı hemen gider söndürür bir şekilde. Yani her türlü durumda adam oradadır ihtiyacı olduğunda. Ya onu kendin hallediver dediği anda bilin ki aşık değil. Şimdi bak, biz o zaman yandık bak, biliyor musunuz? Biz yandık. Şimdi siz evdekini düşünün. İşleri karıştırıyorum. Muslukçu bozulmuş, elektrik prizleri mahvolmuş, perdenin kornişi düşmüş. Adamın umuru bile değil. Olmaz. Bu adam aşık değil. Bu adam aşık ya değil. Aşık olsun, 3 tane bu çocuğum adama... var. 20 yıllık evliliğin var, aşk olur mu hala? Şimdi o neden biliyor musun? Evlilik neden aşkı bitiriyor? Çünkü aşk adrenalindir. Adrenalini bitiren rutindir. Bir şey rutine bindiği anda, sıradanlaştığı anda onun artık eski heyecanı kalmaz. Aşkın içerisinde heyecan var ama onun yerine fedakarlık, ne bileyim işte sevgi, saygı, en başta saygı alıyorsa o zaman evlilik çok güzel bir şekilde devam edebilir ve tutkuyu da ayakta tutun. Tutku çok önemli. Nasıl ayakta tutacağız? Şimdi bu tabii ki gireyim mi bu konulara? Tabii girelim yani. Şimdi tutkuyu... Şimdi bir dakika, seyirci ekran başında. Bak bir dakika, bir dakika. Seyirci ekran başında. Uzman diyor ki tutkuyu ayakta tutun. Şimdi uyuyan sunucu geçer öteki soruya. Ben geçer miyim? Hayatım. Ben sizin dilinizim. Şimdi ekran başındaki seyirci tutkuyu nasıl ayakta tutacağız? Tutkunun ayakları var, açacağız, öyle duracak mı? Yani hangi, ne yaparsak tutku ayakta kalır? O zaman bunu sen istedin. Direkt gidiyorum konuya. Şöyle ki yani yatak odasında mutlaka bir yangın tüpü bulundurun. Bir yangın tüpü. Ya şifreli konuşma, kurban olayım ya. Yatak odasında yangın tüpü. Ya, şimdi yatak odasında özellikle eğer cinselliği bir evlilikte ayakta tutarsanız tutku ayakta olur. Yangın cinselliği ayakta tutmanın yolu da fantazilerdir. Tamam. Birlikte diyaloglardır. Tamam, daha girmeyeyim. Anladım daha yani şey. Bak, onu hepimiz kadar, anladık yani. Eğer evlilikte. Evet. Herkes aynı şeyi söylüyor zaten. Şimdi çoluk çocuk ekran başında bilahare konuşuruz onu. Ama anladık. Şimdi evliliklerde aşkın olmadığını söylüyorlar. Evlenme aşamasında da aşkın gözünün kör olduğunu söylüyorlar. Çok yani doğru, çok doğru. Yani aşıkken evlenmeye kalkarsanız bazen yanlış kararlar verebilirsiniz. Mükemmel, mesela doğru. Seyircimiz harika bir soru sormuş. Aşığım ama evlilik içinde çok kararsızım. Nasıl karar verebilirim diyor. Nasıl bu evliliği yapayım? Aşıkken çok güzel bir soru. Ben teşekkür ediyorum bu soru için. Şimdi biz aşık olduğumuzda özellikle kadınlar sağ beyin odaklı oldukları için yani duygu ve yaratıcı beyin kullanıyorlar. Erkekler sol beyin, yani hani meşe dediğimiz 2 kere 2 4. Direkt kafa. Şimdi mantık kullandığımız için kadınlar daha duygu odaklı. Aşıksın, müthiş duygular geliştiriyorsun. Yapman gereken, orada arkadaşlara direkt konuşuyorum yanlış anlama. Tabii beni unut zaten. Yapman gereken şöyle bir şey var. Etrafındaki insanlardan bir fikir al. Diyebilirler ki bak bu çok olur, genç kızlar bana söyler. Zaten annem beğenmemişti, babam beğenmemişti, kuzenlerim beğenmemişti. Arkadaşlarım diyorlardı ki ya kızım bu çocukla ne işin var? Ama dinlemedim, aşıktım Adil abi. Bana soruyor. Evlenmiş hani bu şekilde mutsuz. Şöyle bir şey var, onlardan fikir alın. Çünkü siz görmüyorsunuz, siz duygu odaklı bakıyorsunuz kesinlikle. İkincisi, çok kritik bir şifre vereceğim. Vereyim mi bu programda bu şifreyi? Vereyim mi? Tamam peki. Şöyle bir şey var, hayır diyeceksiniz. Hayır dediğinizde erkeğin bir takım taleplerine, sizden isteklerine herhangi bir konuda hayır dediğinizde o adam hala orada duruyorsa... İşte o zaman bu adamla evlenilebilir. Yani bakın, kırmızı noktalı isteklerine mi hayır diyorsun? Sadece onlardan bahsetmiyorum. Mesela bazı çocuklar var, maddi isteklerde bulunuyor kızdan. Maalesef maddiyatçı, kızın parasını yiyen çocuklar da var. Onları biliyoruz yani. Bunların son dönemde fabrikalar bundan çok fazla üretti bu adamlardan. Ve sadece... Onun için doğru. Para yiyor. Para yiyor yani. Sadece başka gençler şey. İçin değil bu. Evet, hep var. Bunu bu programda var, söylüyoruz. Var. Yüzlerce telefon geliyor bize. Ah. Emeklilerle ilgili öyle güzel aşk tuzakları kuruluyor ki. Gerçekten. Ben bunu bilmiyorum. O kadar, o derece olay büyümüş. İnanılmaz bak, bir şey. Ya emeklilerle ilgili öyle aşk tuzakları kuruluyor ki yani o bir maaşınıza göz diken çeteler var. Kadınları ayarlıyorlar. Oh. Kadın sana aşık gibi geliyor. Tamam, anladım, ondan sonra sen de diyorsun ki ne yapacağım işte bu yaştan sonra bir yoldaş olsun yanıma. Sonra seni borca evet. soktuğu gibi maaşını da alıp ortadan kayboluyor. Bir de düğün yaptırıyorlar, takılar da alıp gidiyor. Ona göre gözünüz açık olsun. Aman. Şimdi. Wow. Şimdi evlilikte ne ararsınız? Burada annelere sesleniyorum. Kızlarınıza nasıl öğüt veriyorsunuz? Hı? Yani ya da nasıl öğüt vermeliyiz? Ne demeliyim ben kızıma mesela? Evladım evleneceksen şöyle bir adam olsun. Müsaade edersen. Soruyu da getirelim ekrana. Evet. Buyurun.
Şimdi özellikle ne dememeleri gerektiğini söyleyeyim mi? Çünkü bugün hakikaten mükemmel sorular var. Şöyle bir şey var. Çok fazla bireysel çalışma yapıyorum genç kızlarla, kariyerinde başarılı kızlarla, 25-30 yaşında. Bana şunu diyorlar, Adil Bey ben kariyerime odaklıyım, başarılı olacağım ve bir ekonomi zaten başarılı kadınların üzerine inşa edilir. Bu çok önemli bir konu. Ama annem her gün diyor ki kızım ne zaman evleneceksin? Lütfen kızlarınıza bunu yapmayın. Bakın bunu yapmayın, baskı yapmayın. Çünkü yanlış evliliklere gidiyor bazı insanlar sırf annesi sussun diye. Hatta teyzeler, halalar soruyor. Hadi kızım evlen, yaşın geldi. Evliliğin yaşı yoktur. Evliliğin bir mantığı vardır. Doğru insan karşınıza çıkmadıkça evlenmeyin. Çünkü bu birçok insanın çok böyle yakın mesafeden perişan olduğunu gördüm. Çok başarılı iş kadınlarının maalesef kötü evliliklerle, anne baba baskısıyla kötü günler yaşadıklarını gördüm. Bunu yapmayın, bunu bir söyleyeyim. Buyurun efendim şimdi.